O biliyorlar. konuda Aslında şöyle herkes kendini tek tek tanıtabilir. İsterseniz ben de açıklayabilirim. Nasıl yapalım? konuşma biliyorsunuz bu online konferanslarda biraz zor oluyor. Hani söz hakkı al, çık derken karışıyor biraz. Aynen Yani doğru. nasıl uygun görürseniz ama yani ben önce sizleri bir tanırsam çok mutlu olacağım. Doğru. Ben hemen açıklayayım. İSPE Öğrenci Birliği olarak başkanımız Sayın Yunus Ercansız. O da beraber. Ondan sonra yardımcı başkanımız Sayın Ebubekir. O şu an muhtemelen şu an burada yok. Kendisini göremiyorum çünkü. Etkinlik takımı olarak etkinlik takımı koordinatörlerimiz Melike Ünal ve Çağla Çelik Arslan. Merhaba. Biz de etkinlik takımı üyesi olarak ben ve Sinem ve Esra var. Afiş hazırlama kulübünde, afiş hazırlama bölümünde daha doğrusu Ece ve Emirhan var. Bir de ekstradan sosyal medya sorumlumuz olarak Betül Gildir var. Ama o şu an muhtemelen müsait olmadığı için bu yana katılamadı. Tekrardan memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Katılımcı durumumuz nedir? Başlayalım mı? Bekleyecek miyiz biraz daha? Şu an 61 kişi var. İsterseniz yavaştan başlayabiliriz. Olur, gayet güzel bir sayı. Bence başlayalım. Aynı zamanda Fırat Bey, Zoom'un kişi sınırlaması olduğu için YouTube kanalımız üzerinden de canlı olarak, eş zamanlı olarak sunumumuz gerçekleşiyor şu anda. Yani şu an YouTube'da bizi izleyen arkadaşlarımız var. İstediğiniz zaman başlayabiliriz. Evet, gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Bir de araya girsem, Sadık bizi unuttu. Biz de akademik yayın ekibinden ben Gamze, bir de akademik yayın koordinatörümüz Rabia var. Şu an katıldı galiba yayına. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Sizlere de merhaba. Kusura bakmayın, onu atlamışım ben. Başlayalım o zaman. Tamamdır. Evet, Yönetim. öncelikle arkadaşlar, ilaç endüstrisinde yeni ufuklar, online keşif konseptimizin birinci basamağı olan Sayın Doktor Eczacı Fırat Yerlikaya olan sohbetimize ve seminerimize öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu yoğun çalışma temposunda ve yoğun zaman diliminde bize kendisi vakit ayırdığı için öncelikle kendim, kulübüm ve tüm eczacılık öğrencilerine kendisine burada teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım hepimiz için verimli güzel bir gün geçer. Sayın Fırat Bey'den alacağımız bilgiler sayesinde umarım biz geleceğin eczacılarına bir ışık niteliğinde olur bilgileriniz. İsterseniz yavaştan sorulara geçelim. Biraz fazla sorumuz var. Sizi biraz zorlayacak muhtemelen. Öncelikle endüstri eczacısı olmaya nasıl karar verdiniz? Onu bir öğrenebilir miyiz? Ha bir de öncelikle pardon özür dilerim. Kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim size? Onu Evet. atladım. Sadık Bey'e çok teşekkür ediyorum. Öncelikle organizasyon için, beni davet ettiği için Sadık Bey'e ve İSPE Öğrenci Birliği, Öğrenci Çalışma Grubu, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza ve emeği geçen, organizasyonda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese tekrar merhaba. Evet, ben Fırat Yerlikaya, doktor eczacı Fırat Yerlikaya. 1983 yılı Şubat ayı Diyarbakır doğumluyum. İlk ve orta öğretimi Diyarbakır'da tamamladım. Ardından Adana'ya geçtim. Adana Fen Lisesi'nde okudum liseyi. Ardından Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini üniversite sınavında kazandım. Ve Ankara'ya geçtim. Burada üniversiteyi tamamladım, lisans eğitimimi. O dönemler 4 yıllık bir bölümde eczacılık. Sanırım bu arada ufak bir soru sormuş olayım. Katılımcı kitlemizi tanımak adına. Büyük çoğunluğumuz eczacılık fakültesi öğrencisiyiz, değil mi? Yani kimya mühendisliği ya da kimya bölümü öğrencileri aramızda var mı ya da mezunları? Çünkü İSPE sadece eczacılık değil. Yani bu alanda faaliyet gösteren tüm meslek üyelerine hitap eden bir dernek. Anladığım kadarıyla eczacılığa özel bir öğrenci birliği değil bu. Değil mi Sadık Bey ve yönetim kurulu üyelerimiz? Yani aynen öyle, aynen öyle. Evet. Yani dolayısıyla Ama çünkü birazcık şu an bulunan öğrencilerin kendi diyebiliriz zaten. anlayamadım Melike Hanım. Şu an bulunan, evet, İSPE kimya mühendisliği de kimyagerlerin de olduğu bir topluluk normalde ama şu an bulunan öğrencilerin çoğu eczacı diyebiliriz. Tamam. Tamam, güzel. Sizleri göremediğim için, birebir sizlere soru soramadığım için online konferanslarda katılımcı kitlesini biraz önden tanımakta fayda var tabii ki. Evet, dediğim gibi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2006 yılında mezun oldum.
Ardından yine aynı üniversitede farmasötik teknoloji ana bilim dalında bilim uzmanlığına yani master'a, yüksek lisansa başladım. Bu arada Hacettepe Üniversitesi Pediatri Hastanesi'nde, İhsan Doğru Amacı Çocuk Hastanesi'nde, hastane eczanesinde çalıştım. Daha sonra serbest eczanede de bir deneyimim oldu. Yani bunları master yaparken eş zamanlı olarak yürüttüm. Daha sonra master'ımı tamamladım. 2 yıl sürdü bu çalışmam ve yine aynı ana bilim dalında doktora çalışmalarıma başladım. Doktora çalışmalarımı yürütürken eş zamanlı olarak Ankara'daki bir ilaç firması olan Droxan ilaçlarında Ar-Ge departmanında ilk yıl için proje yöneticisi unvanıyla başladım. Oradaki ikinci yılımda Ar-Ge departmanının müdürü yöneticisi olarak devam ettim. Doktora çalışmalarımı ise çok şanslı bulduğum, kendimi çok şanslı bulduğum çok kıymetli hocam Profesör Doktor Yılmaz Çapan ile yaptım. Önce bir tabii ki ders dönemimiz oldu, yoğun bir ders dönemi. Ardından doktora yeterlik sınavını verdim ve doktora programındaki deneysel içeriği olan test çalışmalarıma başladım. Test çalışmalarımın birinci yılında nörobilim departmanında çalıştım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Turgay Dalkara ve yine benim kendi danışman hocam olan Profesör Doktor Yılmaz Çapan ile beraber nörobilim alanında çalışmaya başladım ve şunu fark ettim. Nörobilim yani bilimin belki de dünyamızda günümüzde en derin, en inovatif, en zorlayıcı, en hayal gücü gerektiren alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Fakat nörobilim gibi saf bilim içeren alanların translasyonel olmadığını, yani endüstriye, daha doğrusu kamu sağlığına, insan sağlığına direkt olarak dönüşen bir ürün vermediğini, 20-25 yıllık, 30 yıllık belki de inkübasyon süresi olan buluşlara kök olduğunu, sebep olduğunu gözlemledim ve bunun bana göre olmadığını hissettim. Yani yapacağım çalışmaların biraz daha elle tutulur olmasını arzu ettiğimi fark ettim. Ve bu çalışmaları bırakarak, yani tıp fakültesindeki nörobilim alanındaki çalışmalarıma son vererek daha endüstriyel bir konuda çalışmaya karar verdim. Yine çok şanslıydım. Türkiye'de bu uzun bir hikaye, belki soran olur, anlatırım ben de sizlere. Fakat bir vesileyle FDA'in, yani Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin başkan yardımcısının Türkiye'deki bir konuşması esnasında, ki Hacettepe Üniversitesi'nde oldu bu konuşma, kendisiyle tanışmam mümkün oldu, bir şans eseri. Ve kendisiyle Ankara'da birkaç gün geçirebildim. Bu süre zarfında tabii çok etkilendim Doktor Mansur Han. Ve bu alanda, yani endüstriyel regülasyonlar, inovatif endüstriyel bilimler alanında çalışmak istediğimi kendisine aktardım. Kendisi de beni bir miktar sevmiş olacak ki bana destek olmaya söz verdi. Ve kendisinin, yani Doktor Mansur Han'ın benim yardımcı tez danışmanım olduğu şekilde doktora çalışmalarına başladım. 4 yıl sürdü, doktoramı tamamladım. Bu arada da dediğim gibi Droxan'da Ar-Ge müdürü olarak çalışmaya devam ediyordum. Doktora çalışmalarımı tamamladım. Amerikan Eczacılar Birliği'nin resmi dergisi olan Journal of Pharmaceutical Science'da bu makalemiz yayınlandı. Bu çok güzel bir makale oldu. Türkiye'de FDA ile ortak bir çalışmanın yayınlandığı ilk makaleydi bu. FDA için de bir case study, yani bir vaka çalışması oldu bu. Akabinde oradaki yardımcı tez danışmanımın davetiyle FDA'de bir pozisyon yakaladım ve oraya gittim. Tabii bu da çok uzun sürdü. Yani teklifi almam ile oradaki işime başlamam arasında neredeyse 1 yıl vardı. Ardından Amerika'ya, Washington DC'ye taşındık. Eşimle beraber gittik. Orada bir süre çalıştım. Fakat benim hayalim, dediğim gibi, endüstriye dönüşebilecek, ürüne dönüşebilecek, inovatif kısımları da olan bir alanda çalışmaktı. Ve bunu mümkünse kendi laboratuvarımda, kendi iştahatlarımla, kendi yaklaşımımla, deyim yerindeyse kendi yoğurt yiyişimle yapmak istedim. FDA'de bunun tabii çok mümkün olmadığını gördüm. Çünkü FDA'de 18 bin kişi çalışıyor. Bunların yarısı PhD düzeyinde bilim insanları.
Dolayısıyla orada istediğiniz kurguyu uygulamak, istediğiniz şekilde çalışmak çok mümkün değil. Derken o dönem Türkiye'deki bir grup meslektaşım, aynı zamanda girişimci ve yatırımcı olan bir grup meslektaşımdan bir kapital desteği sözü aldım ve Amerika'daki görevimden ayrılarak tekrar Türkiye'ye döndüm. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde şu anda da çalışmakta olduğum Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme AŞ şirketini kurdum. O dönem çalıştığım arkadaşlarım arasında, meslektaşlarım arasında Sadık Bey'in de babası olan eczacı Faruk Ekmen Bey de yer alıyordu. Kendisiyle beraber ve diğer meslektaşlarımızla beraber yola çıktık. Ve Türkiye'nin önde gelen, sanırım oldukça beğenilen ve artık tanınmış sayılabilecek bir laboratuvar olan Elixir Laboratuvarlarını kurduk ve çalışmaya başladık. Derken işte bugün sizlerin karşısında sizlerle beraber bu toplantıyı, bu sohbeti yapma onuruna eriştim. Çok uzun oldu giriş ama kısa bir özet yapmaya çalıştım. Bence çok güzel oldu. Yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim bu arada. Endüstri eczacısı olmaya nasıl karar verdiniz acaba? Bir de onu öğrenelim. Evet, tabii ki bildiğiniz üzere sizler de fakülteyi okurken bazı endüstri gezileri yapma şansınız oluyor. Kimi fakültelerde 3. sınıfta, kimi fakültelerde 4'te ve artık 5. sınıfta hocalarınız bazen sizleri alıp, özellikle İstanbul'da okuyanlar için bu oldukça yaygın bir fırsat, İlaç sanayini görme şansınız oluyor. Üretim alanlarını, Ar-Ge departmanlarını, bilimum tüm departmanlarını ya da kariyer günlerinde birçok davetli konuşmacınız oluyor. Onları dinliyorsunuz. Fakat benim için tamamen bir endüstri gezisinde 3 günde yaklaşık 10 sanayi tesisini, ilaç sanayi tesisini gezerek burası dediğim bir durum oldu ve bunu açıkçası çok istedim. Mezun olur olmaz, hatta belki de mezun olmadan önce ben bu kararı vermiştim. Aslında bu kararı verirken kendi laboratuvarımı, kendi ilaç firmamı, Ar-Ge laboratuvarımı kurmak istediğimi de aslında düşündüm. Ve bundan yaklaşık 15 yıl önce bu kararı vermiştim. Bu biraz hissiyat. Yani staj yaparken veya dediğim gibi profesyonellere ya da ilgili alanlara denk geldiğinizde bunu hissedebiliyorsunuz. Kimi eczacılık öğrencisi eczane eczacısı olmak ister. Çünkü bunu hisseder. Yani bu ailesinden gelen ya da kendi gözlemlediği bazı şeyler vardır. Kimi eczacı hastane ortamında olmayı sever. Hastalarla, hekimlerle, hemşirelerle beraber çalışmaktan zevk alır. Kimi eczacı adayı ise benim gibi laboratuvarlarda ama endüstriye yönelik, yani ürüne dönüşebilir alanlarda çalışmaktan mutluluk duyar. Benim de tercihim bu oldu. Şanslıydım ki bunu hissedebildim zamanında. Ve çok fazla deneme yanılma süreçleri yaşamadan arzu ettiğim mesleğime çok erken bir zamanda başlayabildim. Çok teşekkür ederiz. Bir de ekstradan endüstri seçecek olan eczacı adayı, yani biz geleceğin eczacıları için sektör ve departman seçimini nasıl yapmamız gerekiyor? Bunun için sizin için bu işleyiş nasıl gitti acaba? Evet, dediğim gibi öncelikle bir hissiyatınız olması lazım. Yani bir şeyler hissediyor olabilmeniz lazım. Fakat bu hissiyat tabii odanızda otururken, durup dururken size gelebilecek bir şey değil. Yani ortamlara gitmeniz, girmeniz gerekiyor. Sanayiye gidip gezmeniz, staj yapmanız gerekiyor. Hastaneye de bir bakmanız lazım. Muhakkak eczaneden bir geçmeniz gerekiyor. Öncelikle bu hissiyatı yakalamanız lazım. Diyelim ki yani süre eczacılığı konusunda net bir hissiyatınız oldu. Tabii yani süre deyince bugün sanırım bu seminer dizinizin herhalde ilk semineri ya da sohbeti diyelim. Ar-Ge departmanı, üretim, kalite kontrol, kalite güvence, satış, pazarlama, medikal, ruhsatlandırma, klinik araştırmalar gibi çok sayıda departman var. Bunları da yine bir hissiyat yoluyla denemeniz gerekiyor. Laboratuvar seviyorsanız zaten birçok seçenek eleniyor ve geriye Ar-Ge ve kalite kontrol kalıyor. Eğer fabrikadan, yani büyük makineler, seri üretim, milyonlarca kutu, ürün gibi ya da daha çok mühendislik tandansı olan bir yaklaşımınız var ise üretim tarafına eğileceksiniz. Eğer regülasyonlara ilginiz var ise, yasal düzenlemeler, düzenleme yapmak ya da
resmi ilişkilerden haz eden bir yapınız var ise ruhsatlandırma tarafına kayabilirsiniz. Eğer endüstride olmak istiyorsanız ancak hastalarla bir iletişiminiz de olmasını arzu ediyorsanız bu durumda klinik eczacılık ya da hastane eczacılığı yanı sıra klinik araştırmalarda çalışan bir eczacı da olabilirsiniz. Dediğim gibi bu noktada hastayla temas etmeyi seviyor musunuz? Endüstride olmayı istiyor musunuz? İkisinin de cevabı evet ise bu durumda klinik araştırmalar gibi. Bunun dışında zaten eczacıların aslında yöneldiği departmanlar daha kısıtlı oluyor. Arge departmanlarındaki farmasötik teknoloji bölümleri yani formülasyon geliştirme bölümleri eczacıların çok ilgilendiği bir bölüm. Üretim tarafında çok eczacı görmüyoruz. 100 üretimcinin belki de biri, belki de beşi en fazla eczacılık mezunudur. Kalite kontrolde yani 15-16 yıllık meslek hayatımda hiç eczacı görmedim. Demek ki pek tercih edilmiyor. Kalite güvencede de aynı şekilde eczacı meslektaşımız benim bildiğim kadarıyla Türkiye İlaç Sanayi için konuşuyorum yok. Varsa bile ben tanımıyorum ya da şu an aklıma gelmedi. Dolayısıyla Ar-Ge, formülasyon departmanları, ruhsatlandırma departmanları, kısmen medikal departmanlar, klinik araştırma departmanları, eczacılara yönelik, esasen eczacılara yönelik departmanlar. Bunları da yine stajlarınızda görmeniz ve hissetmeniz gerekiyor. Ama benim önerim katma değer yaratabilen alanlara yönelmeniz. En başta Ar-Ge ve Ar-Ge çıktılarını regüle eden ruhsatlandırma departmanlarına eczacıların gidip çalışmasını tavsiye ederim ve görmekten mutluluk duyarım. Teşekkürler. Peki siz şu an eczacının endüstrideki rolünü nasıl görüyorsunuz? Yani endüstride sizce şu an yeterli sayıda eczacı çalışıyor mu? Yani sektörde eczacı açığı mevcut mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, yani bu soruyu yaklaşık 4-5 yıl önce bana sorsaydınız cevabım çok olumsuz olurdu. Eczacılar yok. Herkes eczane açma derdinde, işte ailesinin eczanesini devralmak ya da sıfırdan bir eczane kurmak birçok eczacılık mezununa daha cazip geliyor diye cevap verirdim. Fakat bildiğiniz üzere sizlerin de sanırım üniversiteye girmenizden itibaren tabi olduğunuz yeni düzenlemeler gereğince eczane sayılarında kısıtlamalar var. Ve bu kısıtlamalar oldukça anlamlı. Yani hafiften etkilemedi sizleri, çok ciddi düzeyde etkiledi. Bundan dolayı zorunlu olarak eczacılık fakültesi mezunları serbest eczaneye hemen yönelemiyor. Zaten yardımcı eczacılık süreciniz var. Zaten kısıtlamalar var. Perifere gitmeniz, kırsalda çalışmanız gerekebilecek birçok kişi için. Bundan dolayı zorunlu da olsa bir endüstri yönelimi başladı. Bunu günümüz için konuşuyorum. Hem staj başvurularında, kısa dönem staj başvurularında, hem uzun dönem staj başvurularında, hem de mezuniyet sonrası iş başvurularında görebiliyorum. Eskiden 100 başvurunun belki de 10'u 15'i eczacılık mezunu iken şu an az önce telaffuz ettiğim pozisyonlar için belki de her iki başvurunun biri şu an için eczacılık mezunlarından geliyor. Ve bu oldukça mutluluk verici. Yani özetle şu an trendi eczacılık mezunlarının iş arayış trendinin endüstriye doğru olduğunu, arttığını rahatlıkla gözlemleyebiliyorum ve bu beni tabii ki çok mutlu ediyor. Peki kariyeriniz boyunca doktora yapmanın size ne kattı ve sektördeki şirketlerin bu doktoraya bakış açısı nedir? Evet, güzel soru, önemli bir soru. Bildiğiniz üzere doktora belli bir bilim alanında, ana bilim alanında ilerlediğiniz, master yaparken ilerlediğiniz bir alanda çok detaya girip aşırı uçlara kaydığınız, çok istisnai bilgiler öğrendiğiniz, hatta kimi zaman eskilerin deyişiyle çalıştığınız alanı dünyada en iyi sizin bileceğiniz düzeye geldiğiniz bir çalışma. Oldukça uzun sürüyor. Bugün için bütünleşik bir doktora programına sizler başladığınızda minimum 5 yıl diyebilirim ben buna. Eğer bir master yapıp başlıyorsanız minimum 4 yıl sürüyor. Ve bunu yaparken eğer bir araştırma görevlisi değilseniz, yani benim gibi aynı sürede çalışan, biriyseniz ya da başka bir alanda çalışan biriyseniz neredeyse şöyle oluyor sistem. Haftanın 5 günü ya da 4 günü işe gidiyorsunuz. Akşamları laboratuvara gidip çalışıyorsunuz üniversitede. Hafta sonları tekrar üniversiteye gidip sabahtan geceye kadar çalışıyorsunuz. Bayram, hafta sonu tatili, resmi tatil, dini tatil hiçbir şey yok. 365 gününüz çalışmayla geçiyor neredeyse yıllarca. Dolayısıyla bu
çok ekstra bir zahmet, herkesin gerçekten tahammül edemeyeceği ya da yapmak istemeyeceği zorlu bir çalışma. Peki gerçekten bir katkısı var mı? Kesinlikle. Çünkü eczacılık fakültesinden mezun olduğunuzda eczacılık mesleği adına aslında temel bilgilere, temel yeteneklere ve kapasiteye sahip oluyorsunuz. Eczacılık o kadar geniş, o kadar kapsamlı, o kadar detaylı, o kadar büyük bir meslek bilimi ki 5 yıllık fakülte hayatınızda eczacılığın her alanında uzmanlaşmanız, derin bilgiye sahip olmanız mümkün değil. Dolayısıyla fakülteyi bitirdikten sonra öncelikle bir master yaparak veya direkt olarak doktora, bütünleşik doktora programına başlayarak derin bir bilgi arayışına girmeniz ve bilgi üretmeye başlamanız gerekiyor. Bu size birincisi bilimsel yöntemi öğretiyor. Yani eczacılık fakültesinde bilimsel yöntemi öğrenmeniz çok mümkün değil. Çünkü uygulamalı bir araştırma yapacak fırsatınız olmuyor derslerden ve pratik laboratuvar derslerinden dolayı. Endüstride, özellikle jenerik endüstri için konuşuyorum. Çalışmaya başladığınızda ise yine bilimsel yöntem uygulama şansınız çok olmuyor. Çünkü günlük iş yükünüzü tamamlamanız, hedeflerinize ulaşmanız, termin tarihlerinizi yakalamanız ve şirketinizin öncelik verdiği çalışmaları tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bilimsel yöntem öğrenmenin yolu doktordan geçiyor. Bilimsel yöntem bir çalışmayı planlama, bir deney planlama, uyguladığınız, yaptığınız çalışmadan sistematik karar vermeye uygun maksimum veriyi elde etmek için gerekli bir yöntem. Yani empirik yöntemlerle, kontrollü deneylerle erişemeyeceğiniz verileri ancak kapsamlı ve doğru bir bilimsel yaklaşımla elde edebiliyorsunuz. Ve bunu size öğretebilecek tek şey iyi bir doktora tezi. Bunun yanı sıra belli alanlarda çok derin bilginiz oluyor. Dediğim gibi yani doktora çalışmasındaki hedef çalıştığınız alanı dünyada en iyi bilen kişi olmak. Bu büyük bir avantaj. Eğer doktoranız yaptığınız alanda endüstriyel uygulama şansınız olur ise bu size müthiş bir avantaj kazandırır. Kimsenin bilmediği, sizinle rekabet edilmesinin mümkün olmadığı bir bilgi düzeyine ulaşmış olacaksınız. Buna ek olarak doktoranızın birinci, ilk bir ya da ilk iki yılında tüm bilim alanınızla ilgili çok sayıda ders alıyorsunuz. Ve bir yeterlik sınavından geçiyorsunuz. Bu da size, örnek veriyorum, benim alanım farmasötik teknoloji. Bu alanda belki de 20 tane ders aldım. Binlerce sayfalık kitaplar, bu alanda kitaplar okuyarak yeterlik sınavına hazırlandım. Bu da benim genel bilgi düzeyimi oldukça yukarıya çekti. Özetle rekabetçi olmak istiyorsanız belli bir aşamaya kayıpsız ya da çatışmasız gelmek istiyorsanız muhakkak doktora sizin için gerekli. Eğer Ar-Ge alanında çalışacaksanız bunu ben kesinlikle öneriyorum. Klinik araştırmalar için de aynı şekilde öneriyorum. Fakat bazı endüstriyel alanlarda doktora gerekli midir? Bunu tartışabiliriz. Her alanda gerekli olmayabilir. Fakat farmasötik geliştirme ve klinik araştırmalarda muhakkak doktor yapmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler. Peki çalıştığınız şirket ve departmanın acaba yurt dışı olanakları nasıl? Evet. Şu an çalışmakta olduğum, kurucusu olduğum aynı zamanda Elixir'in yurt dışı bağlantıları oldukça iyi. Daha önce çalışmış olduğum FDA ile ortak çalışmalarımız devam etti. Makalelerimiz yayınlandı. Çok sayıda makalemiz var. Yanlış hatırlamıyorsam bugüne kadar Elixir'in de yani Elixir adresli araştırmacıların da olduğu toplam 5 makalemiz oldu FDA ile. Bunun yanı sıra Avrupa'nın, karasal Avrupa'nın en iyi eczacılık fakültesi ki bence dünyanın en iyi eczacılık fakültesi olan ETH Zürich Üniversitesi ile yıllardır süren çok kapsamlı, çok derin ve çok güzel bir işbirliğimiz var. Bu kapsamda çok sayıda makale, patent başvurumuz oldu. Birçoğu ilerledi. Ben yılda belki de 2 defa Zürih'e gidiyorum. Ve oradaki üniversitedeki meslektaşlarımla çalışma fırsatım oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki yurt dışında birçok firmayla görüşmemiz, çalışmamız devam ediyor. Fakat ikili işbirliği olarak Almanya ve İsviçre başta olmak üzere bazı üniversiteler, az önce örnek verdim ETH Zürich gibi ve dünyanın en büyük proses, ilaç proses firması olan GLAT ile çok uzun yıllara dayanan, oldukça verimli, çıktıları çok kuvvetli olan işbirliklerimiz var.
Çok teşekkürler. Peki yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi geleceğe yön veren birçok etken var. Siz bu etkenlerden hangisiyle ilgilenmemizi ve bilgi sahibi olmamızı tavsiye edersiniz? Veya ekstra eklemek isteyeceğiniz herhangi bir gelecek için bir öneriniz var mı bize? Güzel soru ama zor soru. Yapay zeka bildiğiniz üzere kendi kendine öğrenebilen, kendi kendine kurgulayabilen sistemler bunlar. İlaç endüstrisinde bu uygulamanın benim bildiğim kadarıyla tek bir alanı var. Bu da gen terapisi. Bildiğiniz üzere çok sayıda genetik hastalık var ve birçok genetik hastalık aslında doğuştan itibaren semptomlarını göstermeye ve çocuklarda nadir hastalıklar olarak karşımıza çıkan hastalıklar bunlar. Ve bildiğiniz üzere gen dizilimleri son derece kompleks. Aslında matematiksel algoritmalardaki hatalara dayanan, mutasyonlara dayanan teşhisi çok zor. Bazen asemptomatik ilerleyip ilerleyen yıllarda ortaya çıkan, kimi zaman oldukça yüksek mortaliteye sahip, hayatı zorlaştıran hastalıklar. Gen terapisi için yapay zekanın kullanılmasını önemli buluyorum. Çünkü bildiğiniz üzere hatalı genlerin tedavi edilmesi, genomlardan çıkarılıp doğru genlerin yerleştirilmesi diyelim çok kaba bir ifadeyle. Yapay zekanın operasyonlarına çok açık ve verimli olabilecek bir alan. Dolayısıyla burada kullanılabilir. İkinci bir alan ise bu da çok önemli aslında. Hit analizi dediğimiz yani bir hastalık var. Bu hastalığa kısmen etkili moleküller biliniyor. Bu moleküllerin yapı aktivite ilişkileri kısmen ya da çoğunlukla aydınlatılmış durumda. Fakat halen en doğru molekül, yan etkisi en düşük, etkililiği en yüksek moleküller bulunamamış. Bu durumda ilerleyen yıllarda 4. 5. sınıflarda göreceğiniz moleküler modelleme çalışmaları aşamasında yapay zeka ile birlikte birçok yeni molekül in silico olarak yani bilgisayar ortamında tasarlanabiliyor. Günümüzde bildiğiniz üzere COVID tedavisinde de COVID'den elde edilen klinik çıktılar, bilgilerin bu tip komplike bilgisayar sistemlerine girilmesiyle birlikte bu sistemlerin yapay zeka tekniklerini kullanarak oldukça etkili yaklaşımlar geliştirdiğini, klinik araştırmalar ya da daha doğrusu preklinik araştırmalar öncesinde araştırmacılara binlerce, milyonlarca moleküller arasından bir tarama yaparak az sayıda molekülü çalışma, deneme fırsatı yarattığını gözlemledik. Bu tabii büyük bir avantaj. Fakat tabii zor şeyler bunlar. Muhakkak interaktif ve interdisipliner çalışmalar gerektiriyor. Yapay zeka alanında çalışacak bir hazırlık mezununun ekibinde muhakkak çok iyi modellemeciler, matematiksel modellemeciler, istatistikçiler, medisinal, farmasötik kimyacılar olmasını ben beklerim. Olması da gerekiyor zaten. Sürdürülebilirlik de bunların aslında hepsi için geçerli. Muhakkak sürdürülebilir stratejilere dayalı yaklaşımlar ile yola çıkmak gerekiyor. Bu iş yapay zeka için de geçerli. Teşekkürler. De bildiğiniz gibi bu COVID'in getirdiği pandemi dolayısıyla dünya genelinde bambaşka bir düzene geçiş yaptı dünya. Çok hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Ve dolaylı olarak birçok sektörde olduğu gibi ilaç sektöründe de ilaç endüstrisinde iş yapış şekilleri, çalışandan beklentiler ve sürekli değişiyor. Ve önümüzdeki süreç gösteriyor ki sürekli değişmeye devam edecek. Peki siz pandemi sonrası ilaç endüstrisi için öngörülerinizi bizimle paylaşır mısınız? Sektördeki çalışanlarınızdan görmek isteyecekleriniz yetkinlikler nelerdir? Değişen bir şey olur mu sizin için? Evet, ben COVID'in ilaç endüstrisindeki çalışanlar üzerinde doğrudan büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ilaç endüstrisinde çalışanların büyük bir kısmı aslında on-site olarak yani laboratuvarlarında, fabrikalarında çalışmak durumundalar. Bazı departmanlar, ruhsatlandırma, kalite güvence ya da medikal alanlar evet, yani biraz uzaktan çalışabildiler. Ancak %80-90 oranında belki de ilaç endüstrisi işini yapmaya devam etti. Siz evde kalın, biz çalışırız sloganlarını hatırlarsınız. Bize de bu şekilde devam etti. Fakat COVID'in tabii ki yarattığı bir fiziksel mesafe, sosyal mesafe kültürü oluştu. Artık herkes daha mesafeli, daha geniş alanlarda daha az insanın çalışması bekleniyor.
Hijyen çok daha öne çıktı. Fakat ilaçlar endüstrisinde zaten biz her zaman eldiven takardık. Her zaman gözlük, her zaman maske, galoş, bone, önlük gibi hijyen önlemlerini hem personel kendi sağlığını korumak için hem de ortamı kontamine etmemek, yani kirletmemek adına zaten uyguluyordu. Dolayısıyla COVID özelinde minör bazı yaklaşım değişiklikleri olsa bile majör, yani bir paradigma kayması yaratacak kadar anlamlı bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. Teşekkürler. Peki birazcık da böyle geriye dönmek amaçlı. Şimdi üniversite yılında dönme imkanınız olsaydı değiştirebileceğiniz bir şey var mı? Yani değiştirmek istediğiniz bir şey var yani. Böyle pişmanlık duydunuz falan bir şey olabilir yani. Daha çok çalışırdım. Eğitimimden daha fazla faydalanmış olmayı dilerdim. Girmediğim derslere girmiş olmayı, konuşmadığım hocalarla daha çok konuşmuş olmayı, daha fazla laboratuvarlarda etkin olmayı, daha çok soru sormuş olmayı, orada harcadığım yılları daha efektif kullanmış olmayı dilerdim. Şu an bazen karşıma çıkan bazı problemlerde, ah o dersi hatırlayamıyorum, not tutmamışım ya da o gün dikkatimi vermemişim ya da derse girmemişim dediğim anlar, neredeyse her hafta yaşıyorum bunları. Dolayısıyla daha çok zamanımı daha efektif kullanmış olmayı dilerdim. Siz de öyle yapın muhakkak. Peki Ar-Ge departmanına geçiş yaparken işe alım sürecinde yaşadığınız zorluklar var mıydı? Varsa nelerdi? O konuda bilgi alalım. Evet, yani işveren olarak işe alım süreçlerindeki zorlukları sanırım soruyorsunuz. Yani üzücü bazı şeyler var. Bunları burada biz bizeyiz, meslektaşlarız çoğunlukla. Dolayısıyla paylaşmakta sakınca görmüyorum. Maalesef eskilere göre günümüz eczacılık mezunlarının temel kavramlara çok daha az hakim olduğunu görüyorum. Çok basit bir örnek vereyim. Yeni mezun bazı arkadaşlarımızla, çeşitli fakültelerden mezun bazı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde sterilite nedir, steril ürün nedir diye soru sorduğumda mikroorganizma seviyesinin, işte bakteri seviyesinin belli bir limitin altına düştüğü, çok az olduğu ürünler şeklinde tanımları defalarca aldım. Sterilitenin limiti yoktur. Sterilitenin belli bir düzeyi vesairesi yoktur. Sterilite eşittir sıfır. Yani milyonda altının bile altında güvenlik seviyesi olan hiçbir canlı organizmanın, mikroorganizmanın yaşamadığı bir ortamdır. Mesela böyle bir basit, çok temel bir soruya net bir cevap alamamış olmak açıkçası beni çok üzüyor. Yani onca ders, onca saat, haftalar, aylarca emek, yıllar süren eğitim bence daha verimli kullanılmalı. Temel kavramlar üzerindeki hakimiyetimizi her daim korumamız gerekiyor. Teknoloji gelişiyor olabilir, çok daha derin detaylara mevcut öğrencilerimiz, mezunlarımız hakim olabilir ama temel kavramları, old school terimleri de atlamamış olmamızda fayda var. Teşekkürler. Peki konuşmanın başlangıcında nörobilimin safi bir bilim dalı olduğunu belirtmiştiniz. Saf bir bilim dalı olduğunu belirtmiştiniz. Peki nörobilim alanında doktora yapan bir kişi Ar-Ge departmanında çalışabilme olasılığı var mı? Yoksa nörobilim uygulamalarının zor ve uzun yıllar alması buna bir engel midir sizce? Burada tabii Ar-Ge'yi klasifiye etmemiz gerekiyor. Ar-Ge var, Ar-Ge var. Eğer Türkiye ilaç endüstrisinde oldukça yaygın, neredeyse tüm endüstrinin tabi olduğu jenerik ilaç geliştirme Ar-Ge'sinden bahsediyorsak, nörobilim alanında harcanan yıllar bir zaman kaybıdır. Fakat eğer hedefimiz Amerika'da, İsviçre'de, İngiltere'de iyi bir nörobilim laboratuvarında, endüstride nörolojik hastalıkların tedavisi için ilaç geliştiren bir alanda faaliyet gösteren bir firmada çalışmak gibi amacımız var ise, bu durumda nörobilim doktorasında harcanan yıllar büyük bir kazançtır. Zaten bu olmadan öyle bir departmana gidip çalışamazsınız. Teşekkür ederim. Pardon, mikrofon açmıyormuşum da. Peki tecrübe büyüktür, yüksek lisans görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü bizim bildiğiniz gibi eczane eczacında da bu tür sıkıntılarla sürekli karşı karşıya geliyor. Stajyerlerimiz olsun, teknisyenlerimiz olsun, bu durumda birçok kişi bu durumdan biraz sıkıntılı durumda. Peki siz bu şey hakkında ne düşünüyorsunuz, bu görüş hakkında?
Günümüz eczacılık mezunları için konuşuyorum. Eczacılık alanında, temel bilimler, meslek bilimleri alanında yapılan bir yüksek lisansı ben zaman kaybı olarak görüyorum. 5 yıllık bir fakülteden aslında uzman statüsünde, yani master düzeyinde mezun olmuş bir eczacının bence direkt doktoraya başlaması lazım. Bu noktada doktora büyüktür, tecrübe büyüktür, yüksek lisans olarak soruyu biraz farklı cevaplayayım. Mikrofonu da açalım Sadık Bey. Konuşmanın ortağına doğru katma değerden bahsetmiştiniz. Peki katma değerden kastınız nedir? Yani Ar-Ge ve ruhsatlandırmanın avantajı bu konuda tam olarak nedir? Evet, ruhsatlandırma biriminde katma değer tabii yaratamazsınız. Katma değer yaratılmasına yardımcı olabilirsiniz. Katma değer aslında çok basit bir şey. İlave değer içeren işler. Bir birim çalışıp iki birim üretiyorsanız arada yarattığınız katma değer, yani bir harcayıp iki üretiyorsanız katma değeriniz burada birdir. Yani %50 ya da %100 nasıl hesapladığınıza bağlı. Özetle çok düşük. Fakat bir çalışıp ya da bir harcayıp 100 kazanıyorsanız, 100 üretiyorsanız bu durumda yüksek katma değerli bir iş yapıyorsunuz demektir. Dolayısıyla yeni bir molekül keşfetmek örneğin yüksek katma değer içeren bir çalışmadır. Ya da bilinen bir molekülü hiç bilinmeyen, bu molekülün etkili olduğu bilinmeyen bir hastalıkta uygulayıp tedavi imkanı yaratabiliyor olmak yüksek katma değer içeren bir yaklaşımdır. Ya da yan etkilerinin yüksek olduğu bir molekülde bir yeni kombinasyon geliştirip yan etkileri antagonize ettiğiniz, yok ettiğiniz ya da azalttığınız bir ürün geliştiriyorsanız bu yine yüksek katma değerli bir çalışmadır. Ya da çok sayıda ilaç kullanan, özellikle geriatrik hastalar için konuşuyorum. Günde 4, 5, 6 farklı ilacı 2x1, 3x1, 4x1 kullanan kompleks fazolojiye sahip ve ilaç uyumunu sağlamakta zorlanan hastalar için günde tek doz uygulanabilen kontrollü salım formları geliştirebiliyorsanız mesela bu da çok önemli, yüksek katma değer içeren bir yaklaşımdır. Dolayısıyla üretim katma değeri düşük, rutin bir işlemdir. Fakat Ar-Ge katma değeri yüksek, bir koyup yüze çevirebildiğiniz, bine çevirebildiğiniz yüksek katma değer potansiyeli içeren çalışmalar grubudur. Oldu mu? Fazlasıyla oldu, teşekkürler. Peki siz bir işveren olarak endüstrinin mezununda aradığı nitelikler nelerdir sizin için? Yani sizler için siz ne dikkat edersiniz bir işveren olarak? Eczacılık fakültesi mezunları üzerinde cevaplıyorum soruyu tabii ki. Çünkü çok farklı departmanlardan, bölümlerden insanlar çalışır bir ilaç firmasında, bir laboratuvarda. Fakat bir eczacılık mezunundan ben birkaç şey bekliyorum. Bunlar çok kısa ve özet şeyler. Birincisi düzgün bir insan olmaları. Düzgün insan tanımını siz yapın ama ben yapacak olursam dürüst, şeffaf, azimli, çalışkan, işine bağlı, güvenilir bir insan. Bu eczacılıkla ilgisi olmayan genel bir insan özelliği bildiğiniz üzere. Eczacılık özelinde konuşacak olur isem eğer temel kavramlara hakim, yani sterilite nedir, disolüsyon nedir, bakteri nedir, farmakoloji nedir, bir ağrı kesici, antipiretik arasındaki fark, antiinflamatuar arasındaki fark nedir? Bu tip temel kavramlara hakim olması benim için yeterli. Bunun dışında tabii ki düşünmeyi seven, zekasını zorlamayı seven, bu kapasitesini kullanabilmiş ve kullanmaktan da mutlu olan, meraklı, çalışkan insanlar olmasını beklerim. Bu kadar. Teşekkürler. Peki sizin gibi kariyer basamaklarında yurt dışına çıkmak için eczacılık öğrencileri nasıl bir yol izlemelidir? Bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz yani öğrenciler olarak, geleceğin eczacılık olarak daha doğrusu? Evet, yani ben nasıl bu fırsatlara eriştim düşünüyorum şöyle bir. Birincisi aşırı çalıştım. Gece demeden, gündüz demeden, bu benim işim değil, bana ne demeden, her işe girişerek, kendi işim yeterince beni tatmin etmiyorsa beraber çalıştığım insanlar ya da arkadaşlarımın işlerine dahil olup onlara yardımcı olarak her fırsatı bir okul, bir ders, bir öğrenme imkanı olarak görerek aşırı çalıştım. Bu bir. İkincisi, çok girişken olmaya çalıştım. Asistanlarla, öğrencilerle, genç ya da kıdemli hocalarla, konuklarla konuştum.
hiç kimsenin sorunuz var mı kısmında elini kaldırmadığı, çekindiği durumlarda ben elimi de kaldırdım. Konuşmacının peşine de düştüm. 3-5 parça bilgi edinmek için her türlü fırsatı kolladım. Cesur oldum, korkmadım. Kaybetmeyi göze aldım. Tabii ki birçok defa da kaybettim. Ama hiçbir kaybediş benim için bir ceza ya da bir geriletici, cesaret kırıcı bir sonuca varmadı. Her kaybedişimde daha çok şey öğrendiğimi düşünerek belki de mutlu oldum birçoğunda. Ve her zaman gittim. Yani şu anda networking falan diyorlar. Ben o dönem bu kelimeyi bilmiyordum. Ama imkanım olan herkesle tanıştım, konuştum, soru sordum, onları anlamaya, tanımaya çalıştım. Kimi zaman bıktırdım, kimi zaman ilgi çekici oldu. Mesela bu yaklaşımla FTA'nin başkan yardımcısını Ankara'da yakalayıp Hacı Bayram Veli Camisi'nden tutun da işte Kocatepe Camisi'ne, Anıtkabir'e, Tunalı Hilmi Caddesi'ne kadar adamın peşinden gittim. Adamı her sabah Sheraton'dan, otelinden alıp üniversiteye getirdim. Gideceği neresi varsa oraya götürdüm. Her akşam oteline geri bıraktım. Şoförlüğünü yaptım gerekirse. Çayını, kahvesini ben götürdüm. Çünkü bunların her biri bir temas fırsatıydı. Ve bunların hepsini değerlendirdiğimi düşünüyorum. Sağ olun. Peki siz Türkiye'de açıkçası Ar-Ge bölümünde önüne gelen bir isim olarak Ar-Ge konusunda sizce Türkiye'de şirketler yeterince üniversitelerle işbirliği içerisinde ilerliyor mu? Bu konudaki görüşünüz nedir? Evet, bu çok eski bir soru. Yani her yıl belki de bu ortamlarda yüzlerce defa sorulan bir soru. Cevabı tabii ki hayır. Hayır demek kolay ama neden hayır olduğunu anlamak çok zor. Yani üniversitede potansiyeli yüksek olan çok sayıda öğretim üyesi, akademisyen olduğu, bilim insanı olduğu gerçek. Türkiye için konuşuyorum. Yani Endüstride de aynı şekilde parlak, cesur bilim insanları tabii ki üniversiteler kadar olmasa da var. Endüstride büyük yatırımlara öncü olabilecek güçte firmalar da var. Ya da bu vizyona sahip firmalar da var. Fakat nedense bu sinerji hiçbir zaman kurulamadı. İlginçtir ki COVID döneminde üniversitede moleküler biyoloji, veteriner biyoloji, genetik mühendisliği gibi alanlarda çalışan belli bir yere kadar gelmiş öğretim üyeleri, hocalarımızın bu alandaki faaliyetleri destekleyebilecek firmalarla olan işbirliklerini gözlemleyebildik. Ben en az 3 tane biliyorum. Yani üniversitedeki öğretim üyesi ilaç endüstrisindeki üreticiyle, aktör ile işbirliği yaparak preklinik çalışmaları tamamladı, klinik çalışmalara geçti. Bunun örneklerini görmek güzel oldu fakat niye daha önce görmedik? Çünkü ölüm kalım meselesi değildi bunlar. Bugün ise ölüm kalım meselesi. Dolayısıyla son dakikaya bıraktığımız önemli bir işbirliğini bu vesileyle görmüş olduk. Ama halen yeterli değil tabii ki. Aynen öyle. Peki biliyorsunuz bu 51-97 sayılı kanun işte bu eczane sınırlaması getirildi ama eczacılar, biz geleceğin eczacıları endüstri yönelmeye başlar demiştiniz zaten konuşmanın başlangıcında. Peki sizce de endüstrideki serbest eczacılık gibi istihdam sorunu gelecek için vaat ediyor mu? Yani öyle bir şey söz konusu mu? Evet, maalesef. Yani ilaç endüstrisindeki büyüme hızı, daha doğrusu eczacıların istihdam edilebileceği alanlardaki sektörel büyüme hızı, eczacılık fakültesi açılma hızının ve fakültelerin mezun verme hızının çok altında. Bu satürasyon, yani bu doygunluk hemen yarın öbür gün olmayabilir. Bunun istatistiğini bilmiyorum. Fakat öyle görünüyor ki çok uzun yıllar olmayacak. 3-5 yıl sonra İşsiz eczacılar duymaya başlayabiliriz maalesef. Bu üzücü bir şey. Fakat bunun da suçlusu bizleriz. Eczacıların eğitim veremediği, eğitmenlerin büyük çoğunluğunun eczacılık alanıyla ilgisi olmadığı çok sayıda zayıf özel ve devlet fakülteleri açıldı, açılmaya devam ediyor. Yani tabii ki açılsınlar, yani artsın sürekli fakat birkaç öğretim üyesiyle, eczacı olsun olmasın ya da eczacılık meslek birimleriyle hiçbir alakası olmayan birkaç öğretim üyesiyle açılan 30-40-50 mezunu her yıl sektöre veren bu fakülteler ile maalesef hem eczacılık mesleğinin ortalama kalitesi düşüyor, hem de belki de 3-5 sene sonra doygunluğa ulaşacak bir
eczacı istihdamı profili yaratıyor maalesef. Bu arada bir ilave, ufak bir not daha düşeyim. Affınıza sığınarak, özür dileyerek son 3 soru desek, eğer böyle kritik ve cevabının heyecanla beklendiği 3 soruyu seçsek olur mu değerli yönetim kurulu ve Sadık Bey? Tabii, nasıl isterseniz. Zaten 2 sorumuz kalmıştı. Süper. Peki sizin endüstride böyle en çok zorlandığınız an hangi anı sizin için en çok? En çok sizi zorlayan an değil mi yani? En çok beni zorlayan an. Evet, 223 bin euro maliyetli bir klinik çalışmada geliştirdiğim formülasyonun inovatör ilaç ile farmakokinetik olarak benzer olmadığını gösteren sonuç raporu Almanya'dan bana ulaştığında, ki mesleğimin ilk yıllarındaydım endüstrideki, evet sanırım kariyerimin en zor anını o gün yaşadım. Bu da uzun bir hikaye ama haftalarca çalışarak bu zorluğu da aştık bir şekilde. Dediğim gibi çok uzun bir hikaye, fakat 223 bin euroyu sanki kendim kaybetmişçesine, o dönemler bir firmada, Roxanne'da çalışıyordum. Sanki kendi bütçemden, kendi geleceğimden kaybettiğim bir bütçe gibiydi. İşte dedike olmak, işi sahiplenmek önemli bir şey tabii ama herhalde bir miktar ömrüm kısalmıştır o birkaç haftada. Teşekkürler. Bir de size bir sorularımız varmış, seyircilerimizin de. Zürih tarafından sunulan iki lisansüstü program mevcutmuş. Pharmaceutical Science MSc ve Pharmacy MSc olarak hangi program bizim için endüstriye yönelik en uygun programdır? Bu konuda bir bilginiz var mıydı? Çok özür diliyorum, kesildi, duyamadım. Soruyu tekrar rica edebilir miyim? Zürih tarafından sunulan iki lisansüstü program var. Pharmaceutical Science MSc ve Pharmacy MSc olarak hangi program bizim için endüstriye yönelik en uygun programdır? Pharmaceutical Sciences. Pharmaceutical Science. Evet, diğeri daha çok hastane, klinik ve serbest, yani kamu eczanesine yönelik bir yüksek lisans alanı, lisans üstü alanı. Teşekkürler. Peki son olarak Atina Okulu sizi için ne ifade ediyor? Bir de onu çok merak ediyorlar. Kim öğrendi onun Atina Okulu olduğunu? El kaldırsın. Evet, Atina Okulu, yani arkamdaki tablonun dahil olduğu bir fresk, Floransa freski bu. Bu tabloda onlarca ünlü ilk çağ filozofu, bilim insanı var, sanatçısı var. Aristo'dan tutun Plato'ya kadar, Da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Öklit, Dionysos vesaire. Aklınıza gelebilecek, bugüne kadar duymuş olduğunuz bütün sevdiğimiz sözlerini her gün birbirimize aforizm olarak, özdeyiş olarak aktardığımız kahramanlarımız orada hepsi. Dolayısıyla şöyle bir arkama dönüp baktığımda, evet, sizlerle olmak bugün de çok mutluluk vericiydi. Yarın görüşmek üzere diyebiliyorum. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Öncelikle kendim, kulübüm ve izleyicilerle tekrardan size teşekkür ediyorum. Bir de son olarak sizden bir kitap önerisi ve film önerisi rica etme şansımız var mı acaba? Bir kitap ve film mi? Aynen öyle. Çok zor oldu Sadık Bey. 10 kitap, 10 film deseydiniz çok kolaydı aslında ama bir olunca çok zor oluyor. Nasıl isterseniz, aslında size kalmış bir şey. Evet. Kitap okumayalı aslında biraz zaman olmuş sanırım. Ders kitabı öneremiyoruz değil mi? Yasak. Yani okuma kitabı olsa daha iyi olur aslında. Ama fark etmez. Evet, benim favori yazarım Jack London'dır. Romancı ve otobiyografik bazı eserleri var. Dolayısıyla Jack London'dan bir kitap tavsiye edebilirim. Jack London'ın da herhalde en sevdiğim kitabı Martin Eden. Bir roman. Tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Kişisel gelişimi de oldukça güzel anlatan bir kitaptır. Bunu atladık. Şimdi geliyoruz filme. Evet, bu da zor. Ama sanırım en beğendiğim film Godfather 2. bölüm. Oldu mu? Oldu. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem Sadık Bey'e, hem İSPE Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu üyelerine, hem de tüm katılımcılara. Sizlerle olmaktan büyük mutluluk ve onur duydum. Bana her daim ulaşabilirsiniz. Bu tip organizasyonlar tabii ki çok verimli, çok güzel organizasyonlar. Ancak
Sadık Bey muhakkak İSPE grubu içerisinde paylaşacaktır. E-mail adresimi rica ediyorum paylaşmasını da. Her türlü sorunuzda, danışmak istediğiniz her konuda, gelecekle ilgili taleplerinizde lütfen çekinmeden bana ulaşın. Geç cevap verebilirim ama mutlaka cevap veririm. Atlamam, bu kesin. Beni tanıyan herkes bunu bilir. Sizlere yardımcı olabileceğim bir şey olursa daha çok mutlu olurum. Herkese katılımı için, organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere okul hayatınızda ya da meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgi, saygı ve selamlarımla. Olun, kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.